Sen İskoçya'nın savunmadan herhalde. Güvenlik durumu bayağı bir yoğun. <laughs> Koop'u izleyen arkadaşlar da kusura bakmasınlar. <laughs> üçer puanla yetindik. Çağdaş atan stil dediğimiz siyasi stille çıkmış. <laughs> Ama biraz vücut ister. Tabii tabii. Biz sana taktık da gelsin hoca ya. Vatikan'da papazlara bu kadar ilgi yok. Mitel statları tutup o maç. O maç Mitel statlarınızı atmayın. Söylediğim Musiala vs. Virs olayını izleyeceğiz. Propis <laughs> gibi maçlar geliyor hocam sizin deyiminizle. Geldik 19 maçına İspanya Hırvatistan. <laughs> Herkese merhabalar sevgiler 90 artı 49 ilk maç günü çok heyecanlıyız hocam çünkü çok güzel başladı. Gollü başladı bir kere abi. 8-10 veririm. Yani ben yine 7'de bırakıyorum ben Sen İskoçya'nın savunmadan herhalde. Güvenlik durumu bayağı bir yoğun. <laughs> <laughs> Hemen menüyü vereyim belli ki sohbetimiz günü Keyifleri puanladık arkadaşlar. Bugün de yarın da 8-10. Hiç orada detaya girmeyelim çünkü detaya gireceğimiz bir maç hatta ondan sonra 3 maç daha var. Tahmin oyununda da patladık. Herkes kazananı bildi. Skoru kimse bilemedi. E, Fantazide de çok iyi bir gün geçirmedik. <gülüyor> 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 Gerçi birinizde Havertz vardı. Ben de vardı. Ben de Musiala vardı. O tamam. Ben de, tamam. de Witts vardı işte. İyi geçmiş. Müjdat abinin de iyi geçmiştir muhtemelen. İlk maç gününün e, değerlendirmesine başlayalım. Abi iyi bir Almanya bekliyorduk ama böyle başlangıç ben çok beklemiyordum. 2 artı 1 artı 1 çıkışlar iki beki genişletirim. Cross'un kaleden uzak gönlümüze yakın rolü. Ve yani İskoçya'ya da Euro 2020 İtalya maçını yaşatan bir Almanya. Ben bayıldım Almanya'ya. Yani şey dışında da turnuva dışında da atıyorum Dünya Kupası elemesi bilmem ne bir şey. Ben bu takımı izlerim. Nagelsmann'ın takımına bayıldım. Ve iyi bir teknik direktör takımıyla başlamakta ayrı bir keyif verdi. Dünya Kupası'nda çünkü biz Katar Ekvador'la. <laughs> ne diyorsun abi maça? Abi milli takım değil kulüp takımı izledik. Evet. Ya yani bunu net olarak söyleyebiliriz. Benim için maçın özeti bu. Ee, bitmeden önceki son hazırlık maçlarında ben Almanya'yı çok yakında izlemiştim. Tabii hazırlık maçı olduğu için bunun gerçek bir maça nasıl yansıyacağını hiçbir zaman bilemiyorsun. Ama sinyallerini net almıştık. Zaten biz e, rehber yayınımızı çok çok önceden çektik. Ona rağmen o rehber yayında verdiğimiz 11 birebir ilk maçta çıktı karşımıza. Kitap gibi de bu da bir izledik. kulüp takımına yakınsayan bir performansı çok anlatan bir şey. Çünkü bütün roller oturmuş. İşte herkes izledi. Kroos'un gelip stoperlerden biri olması, sol stoper gibi topla çıkarken oynaması, Mitajicicat ve e, kimi'hin bir tanesinin net bir açık, bir tanesinin de hem çizgiye basıp sonra pozisyona göre orta sahaya eklemlenmesi ve orta sahanın hücumcu orta sahalardan biri olarak eklemlenmesi. E İskoçlarda çok ekmeklerine yağ sürdü. Yani beklenir bir şekilde e, 5-4-1 ile başladılar sonra 5-3-2'ye döndüler. Ama ortayı kalabalık tutmak ne kadar mantıklı görünse de bu Almanya şöyle bir takım. Kroos'un yanında e, Andriy hamlesi ve Havers. Maçın en kötü oyuncuları olarak görülmüş olabilir bir Birçok kişiye ama gerçekten topsuz oyunda çok faydalı adamlar. O e, orta sahayı daraltma işini, Andriy'in hareketliliği. Hani normalde hareketlilik üzerinden tanımlamayız o adamı. Ama sürekli öyle şeyden bahsetmiyorum. Sürekli tempo kasmasından bahsetmiyorum. Sürekli iki adım oraya atıyor. Aynen. iki adım oraya atıyor. Araları çok açtı. E Bekleri müthiş kullandı. Ve e, Fritz Musiala bu ikili olduktan sonra yani şeyi konuşacağız zaten. Ben öyle kapatayım. Bu ikilinin saha içinde kendi rekabetlerini izledik maçın içinde bence. Şimdi hep Ronaldo Messi sonrasına Haaland, Mbappe'yi düşünüyorduk. Şimdi Alman milli takımı içinde aslında yaşları birbirine yakın iki tane çok acayip topçu var ve maç içinde sürekli Musiala çok ön plana çıkınca Havertz bir Havertz diyorum. Florian Fritz ben buradayım mı? Sergen Tümer yan yan oynar mı? Aynen abi. Aynen. Gerçekte ona yakın bir şey izledik diyeyim. Ben böyle özetliyorum dün geceki maçı. Abi sen maçı izlerken Klar Koca ile bayağı bir senli benli oldun. Yani <laughs> bir iki kanat at, şu beşliyi boz, şu artık Bekin arkasında oyna vesaire. Ee, hem hani maçı genel değerlendirirsin de bir de maçı kaybeden de hakikaten hak etti kaybetti. Kırmızı kart olmasaydı da maç beş olabilirdi. Senden de o tarafı da alalım. 90 49 rehberi yaptığımızda İskoçya'ya dair öngörülerimden çok daha geride bir İskoçya gördüm. Yani fizik mücadeleyi o cüretkarlığı yapacak bir İskoçya'yı bile göremedik esasen. Çünkü Almanya yaklaştırmadı bile. Yani işte gerilen çıkışlarda o Fris'in bahsettiği gibi Cross'un iki stoperin solundan oyun kurulumunda etkisi, bekleri genişletmeleri, oyun içerisindeki Musiala'nın Belki de sahada toplam oyuncudan en fazla driplinky e atan oyuncu Musiala'ydı. Yani müthiş bir e, slalom gücü var. bir kere topu aldı mı bir kişiyi geçip de bırakmıyor manyak. Dörder beşer Tabii. bağlıya bağlıya gidiyor. Almanya A takımı B takımıyla idmanlama maç yaptığında belki bu kadar rahat hissetmiyordur. Yani öyleydi yani o topu kullanma e, biçimi. E, Almanya'yı çok daha iyi buldum. Yani santim santim sahaya çalışan bir Almanya var abi. Topu alışlar çıkışlar, kenar oyuncularının genişletmesi, önde Havertz'in dublajlı pozisyonu. Zaten işte Wiesel'e Musial'a oyun içindeyken önde Santrafor olmama tiplemesini bile çok iyi kotarıyorlar. Bazen oraya İlkay giriyor. İlkay mesela ikinci goldeki hazırlayıcılığı attığı pas ve kontrol nefisse Havertz'e. Havertz'in oradan bıraktığı topta Musiala'nın tavana doğru sıkması, gol vuruşunda e, kalite. Suyduk'un golde de o karıştırıyor. Tabii tabii. Ki penaltı pozisyonda Porteus'un yaptığı hareket %100 e, gattarca bir hareket. Yani o da var da mesela döndüre. Tüm kapatmalı mı sizce abi? Bence iki maçtan fazla vermezler. ya, Yer abi. Yeme ihtimali de var yani. Çünkü Zaten iki maçtan fazla vermez. Bu arada sen şeyde söyledin mesela dün ee, o konuda hakem de çok iyi bir aslında yönetim gösterdi. Yani yakındı pozisyonları karardı. Belki penaltı pozisyonunu orada net yakalayabilirdi vardan verilen karardı ama e, ortalama olarak genel anlamda iyi yönetti. İyi kotardı açılış başına göre. E, İskoçya'da Clark aynı şeyleri bekleyip de e, skoru 2-0'dan sonra yakalayabilir miyiz? Bir gol atıp da 2-1 ortak olabilir miyiz diye düşünürken 3 olunca maç orada fiilen bitti Tabii. zaten. En iyi üçüncüler yani en iyi 6 üçüncünün 4'ü gidiyor ya. Tabii. 5 6 olmayayım derken 5'lik oldu. <laughs> tamam. O o bütün <laughs> takımı da demoralize etti o. Hani evet. belki makkara gir yerine cıhımor atıp da topu eee Kütlüarlanın oyunda kullanabilme eee refleksi yapabilirdi. Ama o stoper alıp da belki de o bizim ihtimal düşündü yani en iyi üçüncülük ihtimalini kovalarım diye düşündü. Şey Daha oldu. beter oldu. Allah'ım ben alamıyorum <laughs> selal var ya. Kafasıyorum canım o. Nasıl sümer. Bir de <laughs> Hakem aldı stoper. Yani Van Persie'nin prime gibi bir vuruş full kürükten. Yani of bir santrafor ya. abi. Topu aldığı zaman cepheden mesela o ayarlama biçimi zaten kilometre hızı hemen söyledi. 110 ee, yaptı top. Müthiş müthiş bir vuruş abi vuruş açısı. Ee, fantazilikçiler için üzgünüm. Rüdiger'in o sakarlığı <laughs> hesapta yoktu abi. Top pinball gibi dö döndü gitti öyle. Koop'u izleyen arkadaşlar da kusura bakmasınlar. <laughs> 3'er puanla yetindik. Ama abi. abi şeyi de gördük ya. Yani savunma disiplinli bir takım. Belki evet o çıkış opsiyonlarını Almanya kapattı ama... ...oyun içindeki o e, reaksiyon çözümleri bulamadığı zaman... ...o gerileme gücü var ya... ...onu çok net bir şimdi İskoçya örnek oldu. Yani savunma disiplini kaybolduğunda... ...siz çok büyük cezalandırırsınız bu turnuvada. Çünkü futbolun Avrupa'daki elit seviyesi abi. O bence en büyük... ...giriş maçında yani açılış maçında en büyük evet. ders oldu. Abi maçı izlerken o konuştuğumuz... ...Koray'da yayının girişinde söyledi ya... ...bizim Euro 2020'de İtalya maçında... ...ikinci yarı yaşadığımızı ilk yarı yaşadılar. Evet. Şimdi... 20 dakika gerçekten dirensen biraz direncin art, artacak ve başka bir reaksiyon vereceksin. O direnci çok maçın başında kaybedince geri kalan kırmızı kart gelmese bile gerçekten o kısımda İskoçya bu kadar kötü takım olmayabilir yani. O izlediğimiz 20'den sonraki hal, 2-0'dan sonraki hal psikolojinin çok etkisi olabilir. Ama hani hocanın planda, da hocayı bu bu, bu arada Lukunu çok beğendim. Klasik takım elbise, güzel bir kravat şeyin Clark'ın değil mi? Clark'ın. Nagelsmann beklediğimiz gibi mont falan çekmemiş. Çağdaş atan stil dediğimiz <laughs> <simsiyar gülüyor> stil çıkmış. Ama biraz vücut ister. Tabii tabii. Biz sana taktık Nagelsmann hocaya. Nagelsmann <laughs> hocanın da bu arada mesela değişikliklerde İlkay'la dokunma dokunmayıp Hani önce Wiss'le Musiala'yı çıkartırım. Ondan Aynen. sonra onu Beyler, yaparım. Beyler siz daha ha. çok oynayacaksınız. Aynen. Beyler sizin turnuva ben size teslimim. Şeyi de gördük abi. Şöyle sana. Vatikan'da papazlara bu kadar ilgi yok. <gülüyor> <gülüyor> Yine bıraktın şeyi şakayı. Abi senin gerçekten şeyi şakalar. <laughs> ya ben bir çarpılacağım ya bu arada. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Estağfurullah. Ama Almanlarda şu da var mı abi? Mesela Kroos'un son turnuvası futbolu bırakıyor. Evet Alman milli takımdaki son belki işi büyük işi olacak. Ya bu takımın baba Zidane sensin. Biz sana tabiyiz. Biz sana topu atarız sen gerekeni yaparsın evet. var yani. Ki Tabii. ilk yarı 55'te 55 pas abi. Tabii. Ki bir de şeyi yönetiyor abi onu dikkatimi çekti. Yani takımın sol tarafı güçlü. Tierney'den başlıyor işte. Robertson önde Christie. Biz bunları çıkış opsiyonu yaratırsak bir şey olur. Fiji kümeleniyorlar abi. Yani 5 kişi falan böyle etrafına sarıyor yani. O ee, mevzuları o bayağı de, Ben yani... Kalite ile de 5 atabilirdi ama Tabii. o topun bir kişinin etrafında 5 kişiyi 2-3 kere gördük Almanya'da. Abi kalitenin üzerine iştah ve hareketliliği evet. eklediğin evet. zaman onu zaten organizasyonu yapabilen bir teknik adam bu. Milli takımda zordur ama yani Nagelsmann ben haksız gömüldüğünü düşündüğüm bir adamdı bayağı baya, evet, bir döneminden beri. Evet sen hep diyordun beri. yani niye kovuluyor ki bu adam diyordun. Yani abi tamam. Hani o ilk 29 yaşındaki fazla bir rüzgar olmuş olabilir. Onun öyle bir antipati doğurmuş olabilir. Artık çağımız şey çağı ya. Yani bir şey azıcık övülmeye başlandığı an hemen onun bir karşıt antisi oluşmaya başlıyor. Nagelsmann da bunu yaşadı. Ama yani gömüldüğü kadar kötü bir taktisyen olduğunu düşünmüyorum. Belki oyuncularla iletişiminde sıkıntı vardır. Onu da yaşayarak öğrenecek. Ya o da, o da ben size şeyi sormak istiyorum. Turna tarihinin en genç hocası oldu ya. Aynen. Nagelsmann takımını yani Nagelsmann Almanyası'nı halde benim kadar izlemediniz. Ben rehberde anlattığım için daha yakında izledim. Bu kadar iyi bekliyor muydunuz siz? Ben beklemiyordum abi. abi. Yoksa 2-0 evet. maç sonu tahmin yapmazdık ya. Herkes bütün tahminler bir sen 3 gol demişsin. Sen de bir tane yer demişsin. 5-1 bitti. Mesela şey bir, iki çok iki iyi gol. abi. Hani çizilmiş hücum planında İlkay'ın o aralarda Fos 9 gibi Fabregas'ın zaman zaman Barcelona'da Guardiola döneminde kullandığı gibi ek, sabit durup da bekleri kenardan geliştirip Leroy Sané'nin oradaki Leroy Sané bile girdiğinde pozisyon yakaladı mesela. Sağdaki e, oyuna dair müdahaleleri falan da iyi. Sadece e, %94 isabetli pas çok iyi. Acaba bir tık böyle Macar maçında ya İskoçya göz boyamaymış dedirtecek mi çok merakla bekliyorum. Onu göreceğiz o evet. turnuvaların klasiğiydi. O da neden abi Rossi'nin takımı da mesela kemik gibi bir takım. Macaristan derinde bekleyen, katı savunma bloklu, kolay gol yemeyen e, çıkış opsiyonlarını çok daha İskoçya'dan iyi yapan bir takım. Orada bakalım o biraz daha test olacak. Aynen ama şu avantaj oldu Fulcruk zaten çok iyi bir sezondan geliyor. Şampiyonlar ligi finalinden geliyor. Önceden şöyle bir oyuncuydu. Yani ne güzel bir hikaye Fulcruk'un hikayesi. 30 yaşından sonra bu seviyelere çıkabilmesi bir oyuncunun derken şu an gerçekten çok iyi bir oyuncu olduğu için oynuyor. Şu yani an takımda Karın kasım var golü attı. Macaristan maçında dediğin sıkıntıları yaşarsa, Macaristan daha kompakt kalıp <laughs> kapatmayı başarabilirse, Fülkürük gibi bir kartın var abi. Mitel statları tutar o maç. O maç Mitel statlarınızı atmayın. Bir abi çok mesela iki kere falan ilk ay kızdı. Çok evet. iki kere vurdu yani. Alman milli takımında sol bir iki, iki kere öyle içeride evet, beş kişi varken <laughs> vurursa. <laughs> Maçı, günün yıldızını cross mu seçeriz Musiala mı? Ya ben Musiala diyorum ben abi. De. Ben de Musiala diyorum. Çünkü bizim ekipten bir dostumuzun e, fantazide şuta ihtiyacı vardı. O şutu çekmedi. <laughs> evet, kaleyi kaleyi tutturamadı. Bir isabet abi, abi. Musiala şimdi Katar'da hep Katar'ı Almanya'nın dağılmasıyla falan hatırlıyoruz. Orada bile pırıl pırıl parlıyordu çocuk ya. Yani gerçekten ya yani şeyi izleyeceğiz. Söylediğim Musiala versus Wirs olayını izleyeceğiz. Kariyerleri boyunca da izleyeceğiz. Bu turnuvada da izleyeceğiz. Ben, şu an Virsiz'i de çok seviyorum. Yani ilk 11 çıktığı maçta canlı izledim adamı. Yani öyle bir bağım var. Hemen şaka yapmıştım. Ha Leverkusen sahaya random Almanca kelime atmış <laughs> falan demiştim. Çok merak ediyorum bu ikilinin hangisi daha büyüyerek çıkacak bu turnuvadan. Şeyi söyleyeceğim bir de ya. İskoçya'nın oyunda şeyi çok hissettim. İki sezon önce bir Valerian İsmail, Jorge Jesus derbisi vardı ya. Çok kötü bir maçtı. Ama Valerian İsmail inatla uzun vuruyordu Vegors'ta. Gustavo Henrique falan vardı. Fenerbahçeliler ya aslında bayağı iyi stopermiş bu demeye başlamıştı. Çünkü hepsini indiriyordu. Top geri Fener'de kalıyordu. 70 dakika bunu izledik. Tamam 10 kişi kaldıktan sonra okey de. Mesela not almışım. John McGinn ilk yarı topla buluşma sayısı 10. şaka gibi bir rakam. Yani rakip ne kadar iyi olursa olsun. Tabii, tabii. John McGinn'i Aston Villa'da izliyoruz. Bir sürü yetenekli ayak var o takımda. Ama maç başına 30 35 defa isabetli pas e, yapabilen bizim bir adam de, bu. Iki, 2020'de tıkanış Cengiz'in oyuna girmesiyle başlıyor ya. Tabii. Yani aslında orada sadece takım tıkanmadı. Şenol Hoca da tıkandı. Burada da Clark Hoca da Aynen. tıkandı. Abi maçı kapatmadan ben aldığım notlardan bir iki tanesini de bitireyim. Şimdi Jonathan taht da müthiş bir sezondan geliyor ama benim için ben onu Leverkusen'de çok uzun izlediğim izlediğimiz hep böyle sakar halleri daha çok aklımda kaldı. Yine çok iyi bir maç çıkar. zaten maçta hiçbir şey olmuyor Almanya'nın aleyhine çok gereksiz bir sarı kart gördü. Rudiger yine ulan yine, yine müthiş top oynuyor derken bir sakarlık. Andriy de mesela gereksiz Tabii, bir hareket. Yani. Çok gereksiz bir sertliği vardı Andriy. Evet. Ama Andrih öyle bir oyuncu yani en iyi halinde de bu. Bir de şey söyleyeceğim. Sane daha çok sürü alma şansını çok kötü kullandı bence. Evet. Fülkür müthiş kullandı. Havertz aksadığında Fülkürü hemen atarsın. Ama ne musu yaladan? Ne ee, first'ten ne de ilk aydan çok fazla forma evet. şansı Oyuna girer girmez gibi. topu aldı ayağında mesela. O vuruş kalitesi sana evet. değil o yani. O evet. işi yapacak adam sen değilsin. Bu arada Gross da iyi kullandı. Gross tabii tabii. tabii. Yeni tabii. Yeni. O ha. da mesela merkezde ee, dezerv etkisine Alman milli takımın entegrate'li oyunu Ama olarak. Pascal Gross görünce... Bir gözümle arıyorum. Soli arıyor. Değil mi? <laughs> böyle ya sol bekte ya ön tarafta sürekli pozisyonu Tabii. değişiyor ya. Emre Can'ın golü de mesela güzeldi. Müthiş bir gol. Vuruş cesareti açığı çok iyi bulup ayarlayıp. Abi verip... orada şimdi Thomas Müller o da kariyeri son turnuvası artık falan. Artık böyle girip son 10-15 dakika abilik yapsın falan. O koşu attığı koşu. Tabii. O koşuyu attın. Onun o lakabı var ya Ram Deuter, O alan gezi gezici alan gezen. O koşuyu attın abi. Hemen o pası nasıl çıkarıyorsun Tabii. ya? O da ama bazı şeyleri kabullenmiş abi. Hani ben kariyerimi önemli. iki sene problemlerle yaşadım. Kulüp takımında, Alman milli takımında, flickle işte. Ee, bu sıkıntıları eğer sürdürürsem ben kötü bir final yapacağım. Bu milli takımda ben e, rol oyuncusu, pozisyon oyuncusu... ...oyuna girdiğimde, eklemlendiğimde bir şeyler yapacağım. Kabullenmiş. O Alman milli takım için büyük avantaj. Net, net. Yani o, o nasıl söyleyeyim... Mario Götze'nin 2014'te attığı gol var ya. Miller öyle bir şeyler çıkartabilir eğer yarı finale. Ki yarı finale kesin görecekler gibi görüyorum Almanya'yı. Yolu iyi çünkü. Görüyorum. Aynen yolu çok iyi. Yani birinci oldu senaryoda. Tabii otobana açık rolü, rolü çok rahat. Son bir notum var. Bunu turnuva boyunca takip edeceğim. Kim? İstik İstiklal Marşı. <laughs> Kendi milli marşını, ulusal marşını daha iştahlı söylüyor. İskoçlar müthiş başladı. İtalyanlar bakalım ne yapacak? <laughs> İtalyanlar beta arttırır Diyelim bu günün maçlarına geçelim. Doya doya konuştuk. E, muhtemelen yarınki yayında bir maçı 15 dakika konuşacak vaktimiz olacak. Çünkü Metrobus Metrobüs gibi maçlar geliyor hocam sizin deyiminizle. <laughs> Önce Macaristan İsviçre senin beklentin yüksek. Dünün ilk maçı tekme tokat maç olur. Hatta bir kırmızı kart çıkabilir de düşüncem vardı. Hem tahminimi hem de maçtan beklentilerini alayım. Şimdi mesela abi Macaristan'da oyun o anlamında en merak ettiğim takımlardan biri. Yani Ukrayna Macaristan özellikle de facto sürpriz adaylarından bir tanesi. Savunmada çok iyiler. Ee, Almanlar gibi tıpkı oyunu genişletme, baskı, pres gücündeki hakimiyet falan çok e, dikkat çeken bir takım. ki İsviçre'de turnuvalardaki etkisini biliyoruz yani. Turnuvaya her zaman ortak olmuştur. Son 16'ya girince büyük kafa takımlara başına bel almıştır. Bunlar şimdi birbirlerine bence çok güzel bir maç izletecekler bize. Hem denk güçlerin e, karşılaşması. E, yani çok kemik sesi duyarız bu maçta gibi mi? geliyor yani. O rekabetçi güç... İkisinde şimdi Almanya'nın galibiyetinden sonra İskoçya'nın bir ekarte duruma düşmüş olması ikisini de iştahlandırdı. Yani üçer puan yapsak kesin sonuncu değiliz var artık akıllarda. Beş yedi adamlar. Tabii tabii yani bir tanesi kazandığı zaman yolu kısaltıyor abi. Ee, İsviçre'de de mesela Şakir'in ayağına bakan bir takım gözüküyor kağıt üstünde. Hani MLS'den gelen oyuncu hala bir turnuvada İsviçre'yi taşıyacak oyuncu. Ama Murat Yakın'ın orta sahası çok iyi. Yani Freuler, Gran Shakaz, Zakaria yani. bu üçlü yani sert hani oradaki Macaristan'ın e, ikiden 2'den oyunu geçirdiği ki pas e, tehdidini kırabilecek bir ortası. E, ama mücadele anlamında turnuvanın bence en gerçek açılış maçı olacak yani. En azından eşit güçlerin mücadelesini yani. izleyeceğiz. Ve iki takımda işte Avusturya, Almanya, İsviçre hattındaki yani Alman e, ne denir ona? İngilizce kelime tabir kullanmayacağım. İşte Alman etki alanındaki çok fazla oyuncu var. O kültürden gelen. Tabii. Salzburg, Leipzig kültüründen biz gelen biz çok çoğu fazla oyuncusu zaten. var. Bundesliga oyuncusu çok fazla. Avusturya Ligi oyuncusu çok fazla. Sobozlay, Salay ikilisini çok merak ediyorum. Ezeke Amduni'yi zaten merak ediyorum. <laughs> Gole doymuyor. <laughs> ben... ben skorumu vereyim. 1-1 bir bir bekliyorum. Güzel. Bence de. İkisi de golü golü bulmakta e, mahir bir takım. Belki e, kırmızı kartta açık opsiyonlardan biri olabilir burada. Sen de mi 1-1'sin? Ben de 1-1 bir bir diyorum. Zaten yani zaten yanlış. Yenişemezler var. yani. Ee, Müjdat abi 2-1 Macaristan kazanır diyor. Ben bir İsviçre'ye baktım 3-0 kazanırıcıyım. O yani radikal. radikal. Yani Allah abi radikal. birer puanla zaten Sardalli gibi dizildik birer puanla değişik. Sen puan. de 2-2 bir... de senin ya. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Geldik 19 maçına İspanya Hırvatistan. Feci bir maç olduk. Şimdi İs Hırvatistan'da ne eksiliyorsa İspanya onu arttırdı. Atletizm, fizik kuvvet, koşu mesafesi bunlar yavaş yavaş azalıyor babalarda. Modric'te Brozovic'lik düştü. Ee, Kovacic çok oynamadı. İspanya'da tam tersi sağa bir tane uçak atıyor Yamal. Sola bir tane uçak atıyor Niko. Yani böyle bayağı bir dikişlerini zorlayabilirler diye düşünüyorum ben. Ama Hırvatistan'a da karşını alamıyorsun. Çünkü çok büyük tecrübe. Hırvatistan çok sıkıntı o açıdan. Ya. Bakıyorum bakıyorum. Tamam ya bu turnuva kesin patladılar diyorum. Ve patlamayacaklar büyük ihtimalle. Ben ama 3-1 İspanya dedim. Vay. Musiala, konuştuk ya. Yamal, Olma, Niko. Bu üçü de mesela o performans çıkması lazım. O yani beş tane attığı driblingi Musiala'nın yaptığı gibi Yamal'dan bir şeyler yapması lazım. İspanya'nın elini kolaylaştırması için. Çünkü İspanya Almanya gibi değil. Almanya daha kompakt. Orada mesela işte savunmada Rüdiger'e, Kroos gibi bir lideri. İspanya biraz daha genç. Luis Enrique'nin önceki turnuvadaki bıraktığı mirası biraz daha geliştirmeye çalışan bir hocayla oynuyor. Öteki de çok tecrübeli abi yani. Modrić var orada yani. Beyler bir sakin. 5 dakika pas yapıyoruz, yapıp da İspanya'yı kırabilecek bir yapı. Ben her şey şeye etkiler mi sana sence abi Modrić'in hani çok böyle Real bir sezon geçirmiş olması. Turnuva hani şey gözüyle bakabilir abi kendine Ya bu işin en sonu 7 maç. Gruptan çıktıktan sonra top, totalde 7 maç. Kendini ona göre hazırlayabilir. Olsun Müller'in. Aynen. Aynen. O o o kafaya yapısına, kafa yapısına girebilir. Ben bu maçta 2-1 falan İspanya diyorum abi. Yani İspanya'nın İspanya bulacağı bir gol, Hırvatların oyuna ortak olması, İskoçya gibi teslimiyetçi olmaması, ardından İspanya'nın hani Morata'sıyla falan yakalayacağı bir gol 2-1. Şimdi Hırvatistan ismini ezberlediğimiz üçlü, orta saha üçlüsüyle özellikle bence modern tarihin en etkileyici orta saha üçlülerinden biri. Ama karşısında da benim yeni neslin en sevdiğim orta sahacılarının böyle bir toplamı var. Yani beş tane, altı tane çok sevdiğim bunlardan sadece üç tanesi muhtemelen oynayacak. İspanya'yı şey ben Almanya'yı bugünkü Almanya'yı 2008-2018 arası İspanya'ya çok benzettim. Bu yeni İspanya'da 2014 zamanı Almanya'ya benzeyecek. Daha tempolu bir takıma dönüşecek gibi geliyor. Ben de kalbimin sesini dinliyorum. Hiçbir analizi yapamayacağım. Çünkü hazırlık maçlarını falan çok yakından takip edemedim iki takımında. Riskli bir tercihte 3-1 İspanya diyorum. Aynı tercihi yaptık. Müjdat abi de 2-0 İspanya dedi. Aa, herkes İspanyacı. Aynen. Tamam. Hırvatistan bir ya. sıfırını aldı gitti. <laughs> o maçta olabilir yani. Burada sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Almanya maçı ile ilgili bir tane güzel yorum vardı. Tutmaya yakın. Ben seninle sana soru sorduktan sonra onu arıyordum. Hatta bulacağım onu. Heh. Almanya 4-1 yener demişti Samet Bey. Ben bunu kazanmış sayarım. Ben bunu kazanmış sayarım. Tabii tabii. Almanya 3-1'ler vardı. Almanya az gol atar kazanırlar vardı. Bir de çok güzel yorumlar var. Çok teşekkür ederiz. Ee, biz de bu yorumların hakkını vermeye çalışacağız diyelim en gıcık maç. Akşam 10'da birçok tahmin patlayabilir. Abi Arnavutluk çok sert takım ya. Yani İtalya böyle bir netameli yakalarsa aman Allah. İtal Ama şu an bunu bu kadar kameranın karşısında söylüyor olmaktan da çok korkuyorum. Çünkü İtalya netameli yakalanmazsa da farklı bir yere de girebilir. Ben sürpriz oynayacağım. Yani sürpriz tahmin yapacağım. İtalya kapalı kutu diyorsun sen. Değil mi? Sen o zaman önden sen de tahmini diyorum. yap. Ha? Ne diyorsun? Ya ben İtalya'yı da, Anlamutluk da bende değildi ya rehberde. Ondan biraz sallama şeyini görüyorum. Tabii, tabii. Şimdi İtalya ile ilgili PlayStation yasak, şu yasak, bu yasak evet. haberlerini okuduk. Şimdi Pirlo'nun bir şeyi var. Ben PlayStation oynadım 2006'da. Akşamdan maça çıktım, Dünya Kupası'nı aldım gibi bir önceki demeçleri dönmeye başladı. Spalletti biraz eski kafa olacak değildir aslında. Hani o işlere pek bakmaz. PlayStation yasak. Magat değildir yani. O oyuncuları serbest bırakır ama şimdi bu içerideki stres mesela e, milli takıma nasıl sırayet eder bilmiyorum bu oyunu eğlence kısmı. E, İtalya'da azlık maçına bizimkilerle oynadığında mesela şeyi gördük. Yedek takımla oynayalım biraz böyle hani pas sayımızı arttıralım, pas kalitemizi yükseltelim, ikili mücadele kalitemizi yükseltelim. O minvalde böyle oyun oynadı. E şimdi Arnavutlu'da yenemezsen zaten çıkma. Hani sen bocalıyorsun gruplarda. Ya burası hakikaten ölüm grubu. İtalya buraya kazanmaya çıkacak. Arnavut oyuncular için ekstra motivasyon var. Arnavut ulusal takımındaki oyuncu her zaman... İtalya pazarında bir kendine kulüp bulur. Hani onlar da kendini abi, göstermek isterler. Muhtemel çıkacak 11'de yani benim rehberde verdiğim 11'de 6 tane oyuncu Serie A patent. Tabi. Yani en, o... en kötüsü Serie B'de oynamış. Oradan da. bir hani transfer işte orada dikkat çekme işi de olacak. Çata çat maç geçecek bekliyorum. İtalya'nın çok erken gol ya da goller olması lazım. Yani 1-0... İtalya için çok riskli çünkü Arnavutlar ne, ne, yapacağı çok belli olmayan bir takım abi. Şut gücü olan bir takım, oyun içinde ısrarcılar. Ee, o yüzden ben burada 1-0 biteceğini düşünüyorum. Müjde abinin de tahmini 1-0. Ben 0, -0 Sen... Abi Doğru 11'i bulursa ben İtalya'nın son hazırlık maçlarının biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Yani Bu kadar zayıf değil bu kadro. Yani Spalletti de bu kadar kötü bir hoca değil. Çünkü Spalletti benim kafamda hep şeydir. Napoli şampiyonluğuna kadar iyi ve krizdeki takımlara düzgün bir yapı kurup belli bir seviyeye getiren, o belli seviyeyi bir türlü açtıramayan hocadır. Napoli de bunu tek sezonlukta olsa çok güzel yaptı. O yüzden ben doğru 11'i bulacağını burada çünkü çok hala çok yetenekli oyuncular var, oyun değiştirebilecek adamlar var. Pellegriniyi doğru kullanması lazım. Dimarco. Yani 11 çıkar mı? Dimarco'yu e, Inzaghi'nin kullandığı kadar iyi kullanamaz ama ona yakın kullanması lazım. Mesela e, bu takımın gol yollarından biri net şekilde Dimarco ortası Skamaka. Nın orada ya indireceği ya vuracağı şekilde öyle planları yani çok basit şeyler bunlar. Ben yapabileceğini düşünüyorum bu takımın. Ama Arnavutluk da bendeydi ve çok sempati duyduğum bir takım. Yani rehberde de söylemiştim hani ülkemizde de bağı çok güçlü. Bizim ülkemizde futbolun kurucularının çok önemli bir bölümü Arnavut asıllıdır. Bir de en iyi forma onlarda. En iyi forma siyah formaları onlarda. Ya bir tane gol Arnavutluğu oradan yazıyorum. Armanda Bro Brohan'ın ya da Reymanay'ın. Veya Asani'nin... Retegi mi çıkacak, Skamakka mı? Bence ben, Skamakka çıkacak. Bence sıkamakka çıkmalı abi. Ben Retegi'ye bir türlü ısınamadım. He. Haksızlık da ediyor olabilirim. Ama dediğim sebeplerden bu kadar sert bir takıma karşı. Jim City çünkü RTG'yi yer yani. Jim City, evet. İsmail'i hattı. Önde de Ramadani oynuyor. O da çok sert oyuncu. Asani ön, iki tane sıksa. Ön libero. İşte <laughs> Asani, Reymanay, Broha. Bu üçlüden biri bir tane atar. 2-1 İtalya kazanır diyorum. Ama gönlüm Arnavutluk'tan yana. Tahminler gayet realist. Ben yarın muhtemelen kamera arkasında olurum. Benim tahminler uçuk. <laughs> Çünkü kamera önünde dalga geçirirsin benimle. Şarkı isteyecek misin? Şarkı isteyeceğim. Yarın, bak mesela bugün e, ilk maç günümüz pardon. Şey gittik. Sibel Alaş, Mabel Matiz, Davut Güloğlu. Böyle <laughs> daha soft gittik. Burada artık maç üstüne maç var abi. Böyle kendini çeşmede bir plajda hissedeceksin. O zaman o, ben... Futbol tatilimiz şenlik başladı yani. Ben yarın Fixtür'de ikinci gün 3 tane maç var. Metrobüs gibi peş peşe geliyor maçlar. Sıla bana biraz renk verdiğin. Yine soft gitti biliyor musun? <laughs> Güzel yaz şarkısı. Gülüşen Bal diyorum. Ben yeni pop'tan gideceğim. Ben araştırıyorum bu şarkıları. Müjdet abi şarkı yolladı mı yoksa sadece Yok, skor mu yolladı? Mü, Müjdet abi bir müddet Davut Güloğlu'ndan. <laughs> 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 Bizimle müzik Bana mı kaldı? <laughs> Müzikal ilişkiyi keserdi. <laughs> <laughs> bir de Ede'yi diyor. <laughs> Hayat devam Ede'yi. <ediyor. gülüyor> evet abi. Bekliyoruz. Abi benim şarkım. Şimdi ölüm grubu falan filan bir sürü şampiyon takım var. Yener Çevik'ten şampiyon bol. Şey diyeyim mi? Budur tercih. Sizlerin de bu güzel futbol gününde hem şarkı önerilerinizi hem skor tahminlerinizi. Bir fantezi için. önerisi yapsana adamlara ya. Adamlara ve ben mi kadınlara. Şu an bugün Sonuncusu benim bugün. He, şunu unutmayınız. Bir. Beğenmediğiniz oyuncuyu yedeğe alabiliyorsunuz. Ben şu an mesela Mittelstadt'ı falan satmayacağım ama yedeğe alacağım. Di Marco'yu falan oynatacağım. Bugün yeni bir maç günü. Oyuncu değiştirebiliyorsunuz. İki. Kaptanınızı değiştirebiliyorsunuz. Benim kaptanım İlkay'dı. Ben unutmuşum onu. Yani Mbappe kaptan kaldı. E Mbappe'nin maçı yok. Sen de bir gün geriye alabilirsin. Hı? Şu an Bugün olanları alabilirsin. Harika iki tane yarın eşleşme var. Guardiol, Yamal. Dikkat diyorum sadece. Büyük bir keyifle izleyeceğiz. İyi günler diyoruz efendim. Şahane bir maç günü. Herkes sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın.